Yanarım, işlere Yanarım. yürürüm, yanarım. Buğra FTT ve SRM'den battı büyük ihtimalle yazmış. Batsınlar, hepsi batsın. Herkes batsın. Bugün Bütün analiz çekiyoruz. bastılık geçmedi benim ya. Yine analizi Şimdi, değerli arkadaşlar, sizleri dinledik. Sizleri, yorumlarınızı da şu an ekranda zaten bakıyorum. Videonun tabii ki de artık parti parti ayıracağız içerisinde. Bir, analizler. Yani analiz dediğim, evet. sormuş olduğunuz kripto paralarla alakalı yorumlar. Fiyat tahminleri değil. Fiyat tahminleriyle alakalı da ilerleyen zamanda düşündüğümüz başka olaylar var. İlerleyen şeylerde de gıybet. Gıybet yapacağız birazcık da. Yani işi birazcık orada sohbete, muhabbete, goy goya alacağız. Sizlerin yorumları da bu konularla alakalı çok önemli. Yapın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Yorum yapmak sizin için ücretsiz. Tamamen Yorum ücretsiz. başı 1 lira dostlarım kazanıyoruz biz. Bunu hiçbir YouTuber da söylemez. Gizli bir anlaşmamız var. İnanacaklar. Vallahi inanacaklar. Max'e geçen dedi ya, yorum başı 1 lira veririm sana. Bot yorum atarım o zaman. Max'e düşünsün bunu. Şimdi o zaman ilk şey Baby Doge. Evet. Çok çok Baby Doge ile alakalı çok aşırı soru gelmiş. Neden bu kadar çok soru geldi acaba? Onu da merak Ya. ediyorum. Şimdi Doge varken Baby Doge'a ne gerek var? Çok büyük bir hype beklememiz gereken bir proje. Baby Doge. Neden sadece Baby değil? İsminden bir fail yani benim için. Şimdi Baby Doge ilk videolar çekmeye başladığımda yani Baby Doge ile alakalı kanalda var bir sürü video aslında. Şunu söyledim arkadaşlar, işte popüler olmuş bir kripto paranın başına sonuna işte bir şeyler ekleyip piyasaya çıkanlar Evet. çok fazla sağlıklı olacak olan projeler değildir. Ki Baby Doge da bunlardan bir tanesi. Hep biliyorum şey söylüyorsunuz, işte Binance listelemesi o bu şu. Arkadaşlar eğer Binance bu neydi? Baby Meme coin olaylarının furyasını arttırırsa çok aşırı derecede müşteri kaybedecek ve bunların işte gözü üzerinde olan devletlerin de çok fazla radarına girmeye yani başlayacak. Baby Doge'u niye listelesin? Heh, bir de böyle şimdi Yani tamam bilemem Floki düşün. eyvallah, bak Floki'ye bir şey diyemem. Floki Floki bile çok büyük bir olaydı bence. aynen. Yapmaması gerekiyordu. Pepe zaten apayrı bir olaydı. Floki gitti işte Fenerbahçe'de birçok takımla anlaşması var. Resmi yasal şeyler var. Baby Doge'un da belli başlı şeylerle anlaşması var ama yani bir şeyden çalıntı bir isimle yola çıkmış. Bunun da Zor. arz olayı var. Şimdi şöyle bir şey var. Bu birisi sormuş mesela bak. Bir BSC ağında bir Ethereum ağında mevzularından var. Arkadaşlar şimdi CoinMarketCap'e girdiğinizde o sözleşme adresinde bir BSC ağı vardır. Bir de Ethereum ağının sözleşme adresleri vardır. Baby Doge BSC ağı yani Binance Smart Chain ağı üzerinde kurulmuş olan bir kripto paradır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu böyle biliyorum. Çünkü öyle diye. Aynen öyle. İki tane sözleşme adresi olan şeyde kafanıza takılan şey olmasın. Bu wormhole dedikleri bir olaydır arkadaşlar. Solucan deliği dedikleri bir tabirdir. Yani iki ağ üzerindeki transferleri gerçekleştirebilmesi için bu sözleşme adresleri yapılır. Şurada şöyle örnek vereyim ben size. Mesela Tether'inizi başka bir borsaya göndermek istediğinizde ne oluyor? Farklı farklı ağlar üzerinden bunu transfer edebiliyorsunuz. Bu da solucan deliği mevzusuyla yapılan bir olaydır. Bilginiz olsun. Sizin kafanızı işte farklı ağlardaki sözleşme adresleri karıştırmasın. CoinMarketCap'te veya işte CoinGecko sitesine girdiğinizde BSC üzerindeki sözleşme adresi geçerlidir. All in mi? All in. All in ya. ALL in diye bir tane proje var. Bununla alakalı aşırı soru geliyor. Bunu sen duydun mu daha önce? Hiç duymadım. Şimdi bak ben bununla alakalı yorumu ben Evet. yapayım değerli arkadaşlar. Ben hiç duymamış olabilir. Çünkü ben bu tip şeylerle uğraşıyorum. Bunu yine NGA Tiger, ondan sonra işte Floshido, Denji gibi bu pazarlayan adamlar pazarladı. Şöyle bir Yani yine bir scam proje yok var. scam projeden kastım yani çok dolandırıcı scam tarzında bir şey söylemeyeceğim değerli arkadaşlar. Olayı şu şekilde düşünmeniz lazım. Kusama'nın işte Shiba'nın geliştiricilerinden Kusama'nın ne birisi bunu destekliyormuş. Shiba da bunun işte ana Shiba şeyindeki buymuş. Dikkat ettiyseniz Shiba'nın içerisinde bir çatışma çıktı arkadaşlar. Hatta bugün Shiba'ya baktığınızda %10'luk mu %8'lik mi bir geri çekilme yaptı. Bone zaten tam olarak kendini toparlayamıyor. Şimdi kalkıp da insanlar daha doğrusu Shiba geliştirici All In gibi bir projeye sürekli şey yaparlarsa odaklanırsa bu sefer halihazırda mevcut olan Shiba ve Bone gibi Leş gibi biliyorsunuz projeleri var. Bunların hep böyle piyasada geri çekilmesine neden olur. O yüzden All In projesiymiş, o projesiymiş, bu projesiymiş. Mümkün oldukça daldan dala atlamamaya çalışın. Sizlere atlattıranlar da büyük ihtimalle bunların reklamlarını alıp atlattırıyor arkadaşlar. Şey de zaten çok basit, onu da söyleyeyim. Bir projenin reklam olup olmadığını anlamanız çok basit. Ben Evet. bir video mesela örnek vereyim. Bong'la alakalı paylaşım attım diyelim. Şimdi benim
bunu kendim araştırıp kendim bulduğum için size attığımı şuradan anlarsınız. Yorumlar ve açıklamalar kısmında çok uzun Bonk'la alakalı Twitter adresiymiş, o adresiymiş, bu adresiymiş, şu adresiymiş verilmez. Çünkü ben bakmışımdır, etmişimdir, işte zaten ekranda sizlere bunu göstermişimdir. Ama dikkat edin, işte Olin'le alakalı bunu pazarlayan çok güzel bir game proje, çok güzel bir proje diyenlerin açıklama kısmında bu kadarlık şey yazar, evet, yazı yazar. Türkiye adresi, global adresi, Fransa adresi, Hollanda adresi, bakın web sitesi, sözleşme adresi. Bu reklamdır arkadaşlar. Yani kimse babasına aynı bir projeyi övmez Bitcoin dışında. Hele bu kadar çok övmez. Hani ya çok izlenme getiriyordur ona. Evet. O çok izlenme getiriyor olsa bile açıklamalar kısmında bunları yazmaz. Direkt konuşur, videoyla alakalı geçer. Ama izlenme getirmiyor veya çok şey varsa da bununla alakalı reklam yapıyordur. Katılıyorum bunu. Bunların da reklam bütçeleri genel olarak bir YouTuber'a $300 başlıyor. Haberiniz olsun. 300 5 çarpı... 5000 dolar, 10 bin dolar. Değişiyor. Onlar büyük tabii, takipçileri çok fazla olanlara bu kadar tekliflerle geliyor. Ya bir projede çıksın bize reklam versin 3-5 bin dolara. Vallahi bekliyorum. 10 bin dolara. 10 bin dolara. 10 bin dolara kanalı veririm. Kanalı bırakırım üzerine. 200 bin lira para yapıyor 10 bin dolar. Adamlar neyse scam projesi anlatıyor. Düşünün bakalım. Şimdi asıl konumuza gelelim, onu bunu boş ver. Abi şimdi bu Binance yapmaya çalışıyor bu meme coinleri piyasaya getirerek. Şok şok şok. Binance boğayı mı getiriyor? Şey bakın, şuradan bir ekran geçireyim mi? Şok şok evet, şok şok. CZ'nin fotoğrafı şöyle yapmış. Şok şok şok. Erdoğan'ın evet, fotoğrafı. Elon Musk'ı da koyar. Elon Musk'ı da elini photoshoplayayım, şöyle koydurttayım. Tamam. Elon Musk Shiba'nın boyun getiriyor. Binance'da listelendiği olayı biliyor musun? Evet, daha tam şey başlamadan, mevzular başlamadan önce. Shiba listelemesi geldiğinde biliyorsunuz çok büyük bir hype başladı arkadaşlar. Büyük kripto paralarla alakalı büyük hype'lar başladı. Büyük yükselişler geldi. Tam zaten yükselişlerin şey geldiği dönemdeydi o ama evet, o birazcık daha hype yaptı. Şimdi Shiba, Doge ve buna benzer kripto paralar ve meme token'lar piyasadaki yeni başlamaya hazır olan adamları çekmek için hazırlanır. Evet. Mesela size bir örnek verelim. Bizim bir abimiz daha var, çok sevdiğimiz. Adam her geldiğinde bana Bitcoin alın dediğinde piyasa düşer. Tersi yani. Bu adam, ters indikatör olarak kullanılır. Ters indikatör olarak kullanılır. Tepeden mal almayı çok sever. Hiçbir şeyden bilgisi yoktur. Kulaktan kulağa duydukça gelir. Piyasanın sonunda bana mal alın der, alırız düşer. Piyasada, piyasada harbiden tepeden mal almaya bayılan insanlar var arkadaşlar. Evet. Ve bu insanlar da daldan dala atlayan insanlardır. Örnek vereyim. Şimdi kriptoda zarar etmiştir bu adam. Hisse senetleri tabii uçmuştur o dönemde de. Hadi bak hisse senetleri kazandırıyormuş deyip bu tarafa geçerler. Hisse senetlerinde de zarar eder. Bu adam yine tepeden alır. Aa bak der, hani işte nasıl diyeyim sana, Pepe gibi işte bunların evet, isimlerini diyor. Baksana adam 260 dolarlık kripto parayla milyonluk olmuş. Yürüyün der. Hani aslında piyasa yapılması gereken olay bu. Bu arada Pepe'nin 25 milyon ya 25 dolarlık alıp 8 milyon dolar yapmayı tersine yalan. 260 dolar. 260 dolar mıydı? 260 dolarla kalmış. 8-9 milyon olmuş o arkadaşlar, yalan. An kuruluş parası gibi bir şey yani, onu öyle düşünmeyin. Sadece reklam amaçlı bir çalışma. Yani şurada şunu görüyoruz. Gerçekten ya boğanın ayak sesleri ya da son bir vuruş ve Bitcoin'in diplere doğru gitmesi. İki seçeneğimiz var. Zaten iki seçenek var. Ya düşer ya çıkar. Belki maratonu gibi konuştun. Ya piyasa iki yönlü zaten. Ya çıkar ya düşer, hangisi? Bilmiyorum, ben dominansçıyım. Dominasyon benim için her şeydir. Hayır yani. Hayır, dominasyon tweet atamadan adam şey piyasa düşer söylüyorsun. Şey maradutor gibi yapalım mı biz de? Biliyorsunuz engelliyor zaten çiğ köfteci abimiz de herkesi. Yok adam engelleri kaldırıyor, benim engelli yok, kaldırmış. Yok ben hala engelliyim çünkü ben çok uğraşıyorum o insanlar. Yani şöyle uğraşıyorum. Yalancı insanlar, öncelikle onu söyleyeyim. Şu anlamda yalancı insanlar. Bakın da çok seviyorum. Bak. İnat gitmek için demiyorum. İstim kullanmayacaksın orada. Maradotor'u çok seviyorum. Niye? Kötü bir şey demiyoruz ki. Tamam niye? Sen bu adamı niye? Sen bana niye inatsın oğlum sen? İnat benim düşüncemi sen niye karşılıyorsun? Benim kanaldasın. Ben ne düşünüyorsam sen onu düşünmek zorundasın. Vallahi kapattırırım kanalını, neyse. Ya adam işinde gücünde. Oğlum adam işinde gücünde değil. Bak geçen boğada adam çıktı dedi ki işte Bitcoin'in, bak evet, işte kurumsal bir firma, bak ben ne kadar yerel borsaları sevmesem de şey yapmasam da abi bunlar kurumsal firmalar ve işini yapıyorlar. Bir şirket var içeride, çalışanlar var, para kazananlar var. Şimdi Bitçi bunlara mesaj atmış. Evet. Maradotor'a. O da böyle göğsünü kabarta kabarta bunu paylaşıyor. Diyor ki arkadaşlar işte bana bunlar reklam teklifinde bulundular ama bana lütfen reklam teklifiyle gelmeyin dediler. Doğru mu? Evet. Bunun ekran görüntülerini bulabilirsem atacağım. Engelliyim şimdi orada ama atacağım ben onları size. Sonra bu büyük zararlara başlıyor.
İki gün sonra şey diyor. İşte şu projeden çıktım. Bitçi ailesine katıldım. Reklam. Tamam, reklam. Arkadaş, o zaman erkeklik yapmayacaktın. Anladın mı? Yok, yani onda haklısın. Orada o zaman tamam. Kalkıp o şovunu yapmayacaktın, evet, yani. Haklısın. Delikanlı adam. Ulan biraz önce seviyorum dedim. O konuda bak, her konuda sen, seviyorum demeyin. Senin sevdiğin demedim. Tarafı siyaset mevzularında. Hayır vallahi değil. Sen, ben biliyorum seni. Vallahi oğlum, değil. Oğlum sen benim 25 senelik kardeşimsin. Ben seni tanıyorum. Siyaset mevzusundan. Hayır, alakası yok. Neyse arkadaşlar, bu konuyu kapatıyorum. Niye kapatıyoruz? Hayır ben boğa konusunu konuşmayacağım. Tamam ben. Ya bir de cıvık cıvık oldu. Ben boğa konuşacağım arkadaşlar. Hayır. Gıybet bölümündeyiz. Yok bana ne, ben boğa konuşacağım. Bu sefer boğa tamam, konuşacağım. Boğa konuşalım. Tamam boğa da konuşalım. Dostlarım bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Burada yararlı bir içerik almaya çalışıyoruz Volkan abimizden. Bu arada adı Volkan. Bilmeyenler için söyleyeyim. Telegram'da biliyorlar. Zaten Volkan Özgüven diye yazıyor. Engin de... Engin civan, Engin ego şu benim bebişim. Geçen birisi gönderdi bana. Evet. Abi demiş senin adres bilgilerini falan paylaş. Adres bilgisi. En son bunu yapan arkadaş cezaevinde, haberiniz olsun. Bak. Ay. Dava kartları getireyim mi? Bakın bu ekran orada bunlarla mı lan? Bu mahkemenin şeyle alakalı arkadaşlar. Çok göstermiş. Birisi bizim Mersis Data, Mersis miydi? Mersis Data'dan bilgileri çok çalıyor. Çok eski bir olay. Eski bir olay. Bu dataları çaldıktan sonra bize artistik yapıyordu. Sonra ben bunu mahkemeye bir verdim. Şimdi söz konusu Mersis Data olunca devlet acımıyor. Yani bu bilgileri hemen tık eliyle koymuş gibi buldu devlet. 3 ay sonra mı 4 ay sonra tık dedi geldi. Çocuk o dedi küm dedi küm dedi kaç... 2 sene mi? 2,5 sene gibi bir şey yedi ama onu para cezasına büyük ihtimalle çevirdiler. Çevirmediler herhalde yani. Devamını şey yapmadı. Diğer davalar da patladı. Diğer davaları da patlayacak zaten. Tabii ki de tek dava açan biz değiliz. Feminist avukat vardı Feyza Altun. Buradan selam olsun ablam, seviyorum seni. O hiçbir şey yapamadı, biz yaptık onu. Ama televizyon bence o tamamen bence şovdan. Sonra Nova Perspek Can. O da hiçbir şey yapamadı. Onların bir tane mahkemesi bilmiyorum. Sonuçlanmadı. Bak tek benim mahkemem sonuçlandı. O kadar da bilmiyorum. Ama bayağı bir uğraştılar. Bayağı bir ünlü isimle yapmıştı bunu. Engin zaten şey yapmış. Yani haberiniz olsun, öyle kimsenin kimlik bilgisini paylaşmayın. Devlet o konuda adamın osturunu kesiyor. Bak gerçekten buna birazcık kaba tabir olacak ama osturunu kesiyor beyler. Bakın beyler bayanlar diyorum. Yani anında hiç devlet size şeyi bile sorgulamıyor, anladın? Şey diyor, nereden buldun diyor. Kek kuk kuk ettin, beni ilgilendirmez. Bunu paylaşmayacaktın diyor. Neyse. Kişisel bir sana bir sorum daha var. Bitcoin'i tepede nasıl anlarız? Tepede olduğunu nasıl anlarız? Çok basit lan. Şimdi geldi. Şu an tepede miyiz mesela? Ethereum çok büyük satışlar yiyor. Piyasanın trendlerini aslında belirlemek çok basit. Yani evet. Şey birazcık içeride harmanlandığın zaman. Taksiye bindin, tamam mı? Veya bakkala gittin. Ya bak kripto paralarda şu kazanıyormuş. Bak ben şundan bu kadar kazandım dediği an. Daha önce hiç kripto parayla uğraşmamış birisi size bunu söylüyorsa. Burada taksici şey olarak örnek gösterdim. Direkt olarak kripto paralardan çıkış vaktidir ama arkadaşlar. Ama artık o kriptocu geçen bu ayda girdi. Öyle yanlış düşünüyorsunuz. Hayır oğlum, bu normaldir, bu döngüdür. Düne kadar adam sana kriptolar, ponzi, kriptolar, dolandırıcı yer adam kriptolara girip ufak bir para kazanmaya başladığında ya, o zaman piyasanın tamam. Çöküş dönemi yeni geldiğini gösteriyor. Bulacağız, tamam. Oğlum piyasada yeni adam çok zaten. Yani yeni, sen görmedin mi kaç tane daha yeni YouTube kanalı açılmış? Doğru, yine çıkıyorlar, şey yapıyorlar. Bu da aslında boğanın başlangıcıdır arkadaşlar. Bu geçen boğa mevzularında da böyle yaşandı. Piyasaya yeni yeni YouTuber'lar girmeye başladı mı? Kripto paralarla alakalı içerikler çekilmeye başladı mı? Boğanın başlangıcıdır. Twitter'da biz bildik. 1000 PNL'lilerini görürseniz. 1000 PNL ne demek siz biliyor musunuz ya? %1 milyon hep atacak utanmasalar. Yani adam utanmasa 1 milyon atacak yani. Ama bir de arkadaşlar böyle gidip yorum yapıp hocam kralım siz bir numarasınız deyip bu adamların bir yerlerini kaldırmayın. O adamlar size gelip coin vermiyor. O konuyla yani. Alakalı da ne kadar çok ona uyarsan da olmuyor ya. O, çünkü piyasa yeni girmiş adam bunu bilmiyor. Yani bak ben... Bir kimseye de hakaret etmeyin, hakaret davası. Aa hakaret şey... davası. Evet. Bak sakın hakaret etmeyin arkadaşlar kimseye. Bu sıralar hakaret görüyorum. Davaları gerçekten... Evet çok fazla. Çok fazla ve avukatların tek geçim kaynağı bu olmuş arkadaşlar. Oturuyorlar tamam mı? Biriyle anlaşıyorlar. Oturuyorlar adamların bütün yorumlarına bakıyorlar. Anında uyaptan tık 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 dava açıyorlar. Hani bunu şöyle düşünün. Bu çok güvendiğiniz siyasi partiler atıyorum. Aynen. Diyorlar ya. Yok Cumhurbaşkanı hakareti kaldıracağı, cercurt, hepsi ondan para yiyorlar, yalan dolar. Kaldıramazlar. Bugün o milletvekililer, altına araba çekenler, onlar bunların geçim kaynakları boğuldu arkadaşlar. Ek iş olarak yapıyorlar. Geçen gördün mü sen? Bütün emeklilere yorum yaptı diye, sadece emeklileri bir tane siyasi partinin sayfasında şey kaldıracaklardı. Cumhurbaşkanı hakaretine kaldıracak bir parti. Kaldıramaz. Yüzlerce dava açmışlar insan. İnsanlar nasıl mağdur? Bak yani düşünün, hakaret davasını kaldıracağız diyen adam... Yüzlerce hakaret davası açıyor.
Kaldırılır mı sizce bu? Dava başına adam 30-40 bin lira para alsa bunu binlere çarpın. Hatta 10 bin lira çarpın. Çok büyük rakam arkadaşlar. O yüzden kimseye hakaret etmeyin. Evet. Bana da etmeyin. Ben çok uğraşmıyorum. Şimdi diyecekler bunlar hükümet çatısı. O zaman bu konularla alakalı da anlatacaklarımız bunlar. Videoları mümkün oldukça uzun tutmamaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. 20 dakika olmuş lan. 20 dakika olmuş. Ama bu kadar paylaşmayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Hadi kalk git sen de hadi. Tamam, hadi yürü. Hadi kalk. Hadi.